12. Bölüm Teflon Adam Modeli Acımasızlık insanı ilkelliğe götürür. Merhametin olmadığı insan modelini teflon adam benzetmesiyle açıklamak istiyorum. Nasıl teflon tencere kendisi yanmadığı halde içinde bulunanı yakarsa, teflon adam da başkalarına acı vermesine rağmen hiçbir üzüntü ve suçluluk hissetmez. Bu insanlar acıma duygusu taşımadıkları gibi empatiden de yoksundurlar. Şefkatten uzak olan bu kişilere beyinlerinde şefkat duygusunun gelişmesi ve başkalarına merhamet duyabilmeleri için acı çeken insanların görüntüleri izlettirilir. Empati için mikro ifade tabiri kullanılır. Bu kişinin duygularının dışa vurulması demektir. Duygusal empati şefkati kapsayan bir yetenektir. Karşı tarafın yaşadıklarını anlamak ve ondaki hissi İpuçlarını okumak için duygusal empatinin şefkatle beraber olması icap eder. Bu kabiliyetteki birisi başkalarıyla konuşurken başkalarının duygularının da arka planını tahmin etmeye çalışırken sözlerin altındaki anlamları satır aralarını okur. Empatisi gelişmiş kişi tek bir nesneyi düşünmez, daha bütüncül yaklaşır. Şefkat empati ile birleştiğinde insan başkasının gözüyle bakmayı başardığından farklı dünya görüşlerini de tanır. Çocuklarda empati. İnsanın doğuştan getirdiği merhamet duygusunun yanında sosyal beceriler de küçük yaştan itibaren çocuğa öğretilmelidir. Bir kişinin empatik olmasının belli aşamaları vardır. Çocuklar 6 yaşına gelene kadar duygusal empatiyi daha sonra da zihinsel empati öğrenirler. Zihinsel empatide Olayları başkasının bakış açısıyla görmek, onun gibi düşünmek ve bu düşüncelere uygun davranmak söz konusudur. 10-12 yaşlarında ise soyut empati yeteneği kazanılır. Soyut empati, insanın kendisinden daha az imkana sahip olan kişiler için kaygılanması demektir. Bu gelişim süreci bize empatinin kendiliğinden gelişen bir duygudan ziyade insanda potansiyel halde bulunan bir eğilim olduğunu göstermektedir. Acıma hissinin duygusal, zihinsel ve sosyal empati haline dönüşmesi için eğitim gerekir. Çocukların empatik, ilgili ve sorumluluk sahibi olmasını isterken bunun çocuğun yaşına, cinsiyetine uygun beklentilerle mümkün olduğunu bilmeliyiz. Örneğin erkek çocuklar Fiziksel beceri gerektiren durumlarda daha kolay empati yaparlar. Küçük bir erkek çocuğun arkadaşına bisiklete binmeyi öğretmesi bunu gösterir. Kız çocuklar ise psikolojik desteğe önem verirler. Mesela üzülen arkadaşlarını teselli ederler. Aslında her ikisinin davranışı da kendi kimliklerinin gereğidir. Empati yardımlaşmayı gerektirir. Empati duygusunu en iyi yansıtan olaylardan birisi küçüklerin birbirlerine ba bakarak ağlamalarıdır. 2-3 yaşlarındaki iki kardeşten birisi ağladığında diğer kardeş de onunla beraber ağlamaya başlar. Çünkü bu dönemlerde ruh sağlığı yerinde olan bir çocuk diğer kişinin duyguları, duygulanımıyla kendi duygulanımını bir tutar. Onun acısı ayrı benim acım ayrı bilgisi henüz beynine yazılmamıştır. Bu durum çocuğun doğal sempatik eğilimidir. Sempatinin empati'den farkı karşı tarafın hislerine aynı şekilde karşılık vermektir. Ama eğer çocuk ağlayan kardeşinin yanına giderek onu rahatlatmaya uğraşırsa empatik tavır sergilemiş olur. Zira empati kuran kimse zor durumda olan kişiye yardım etmek ve iyilik yapmak ister. İnsanlara empati yeteneği kazandırmanın, şefkati geliştirmenin ve merhameti doğru şekilde kullanmayı öğrenmenin en doğru zamanı çocukluk çağıdır. Yetişkinlik dönemlerindeki çabalar küçük yaşlardaki kadar iyi sonuç vermemektedir. Hayatın ilk yıllarında öğrenilen duygusal empatinin sonradan gelişecek zihinsel ve soyut empatiye çevrilmesi kolay olur. Çocuklarda doğru empati. Çocukların empati öğrenmesi esnasında annelerin yaptıkları yaygın bir hata vardır. Anne ağlayan çocuğunu kucağına alarak susturmaya çalışır. Böylece o sırada diğer kardeşin ağlayan çocuğa yardım etmekle öğreneceği dayanışmayı bozmuş olur. Ne yapacağını şaşıran çocuk gider şişman ayısına sarılarak ona okşar. Anne hiç farkında olmadan evladının empati duygusunu köreltir. Benzer olaylarda oyuncaklarına sarılan çocuklara bu açıdan dikkat etmek gerekir. Böyle durumlarda annenin yapması gereken şey ağlayan çocukla beraber öbür kardeşi de fark etmek ve ona anlayabileceği bir şekilde kardeşi için endişelenmemesi gerektiğini anlatmaktır. Annesinden duyduklarıyla çocuk yardımlaşmayı, sevgiyi ve empatiyi öğrenir. Ergenlik döneminde empati. Ergenlik dönemine gelindiğinde ise gençler ebeveynlerinin hatalı tutumları sonucu bazı yanlış davranışlar geliştirebilir. Mesela aileler babasının cüzdanından para çalan çocuk daha az miktarda para alsın diye düşünerek açıkta bir yerlere ufak miktarda para koyarlar. Bu çocuğun yanlış davranışının önüne geçmekten çok onun çalmasını teşvik etmektir veya hırçın ve saldırgan olan çocuğunun kötü davranışlarını önlemek isteyen anne bir yöntem olarak susmayı tercih eder. Böylece ileri gitmesinden korktuğu şeyi önleyeceğini zanneder. Ama olmaz. Çünkü çocuk anne ile empati kuramadığından ona çektirdiği acının derecesini bilemez. Yapılması gereken şey Annenin çocukla ilişkisini bozmadan onda suçluluk, pişmanlık duyguları uyandıracak ve hatasını fark ettirecek şekilde davranmaya başarmasıdır. Aksi halde ebeveynler bilinç dışı olarak çocuklarının şefkati suistimal etmesine sebep olabilirler. Diğer taraftan ailelerin çocuğumu üzmemeliyim kaygısı ileri noktalara taşındığında çocuğun üzüntüyle baş etme yetisinin gelişimini engellenir.'' Bu kişiler yetişkinlik dönemlerinde hep almak isteyen, vermekten hoşlanmayan, narsist kişiler olarak karşımıza çıkarlar. Çünkü beyinlerine kendilerine verilen nimetleri başkalarıyla paylaşmak düşüncesi yazılmamıştır. Aileler ço ço çoğunlukla çocuklarına sevgi vermenin yeterli olacağını düşünseler de doğru empatiyi öğretmeden sunulan sevgi çocuğu ancak bencil kılar. Empati ve otizm Otistik çocuklarda beynin empati kabiliyeti gelişmemiştir. Otistikler karşılarındaki insanın duygularını algılayamazlar. Yapılan araştırmalarda bu çocuklara acı çeken insan görüntüsü gösterildiğinde beyinlerinde hiçbir hareket olmadığı belirlenmiştir. Otistik çocuğun hayatı mutfak, tuvalet ve yatak odası arasında geçer. Empati duygusunun kazandırdığı insanlarla beraber yaşama bilinci bu tür çocuklarda pek yoktur. Empati geliştirme yolları. İnsan sosyal bir varlıktır. Başkalarıyla beraber yaşamanın en önemli şartı yardımlaşmaktır. Birilerinden aldığımız desteği iyilik yaparak başkalarını yansıtmaya <laughs> hazır olmalıyız. Ayrıca merhamet, şefkat ve empatiden oluşan duygu kümesini geliştirmenin en kolay yolu birlikte yaşadığımız kişilerin hayatına aksedecek yararlı işler yapmaktır. Mesela Amerika'da rastgele iyilik yapma projeleri geliştirilmiştir. Projeye, projeye katılanlara bugün 10 tane iyilik yapın ve bunları bir deftere not edin denilmiştir. Böylece yardımlaşmanın önemi ortaya çıkarılmıştır. Bu duruma güzel örneklerden birisi de Güney Kaliforniya'nın Laguna Beach bölgesinde artan suç olaylarını azaltmak için okulu bitiren gençlere toplu hizmeti olarak 40 saat yoksullara yardım etme şartı konulmasıdır. Gençler diplomalarını ancak yardım hizmeti tamamlandıktan sonra almaktadır. Zira teke tek yapılan iyilik karşı tarafa da aynı duyguyu uyandırdığı için bunun gelişmesini sağlar. Neticede empati artarken şefkat duygusu da yükselişe geçer. Gülümse ve mutlu ol. İyilik olarak gülümsemenin bile insan hayatında önemli bir yeri vardır. Yapılan bir araştırmada tebessüm eden kişilerin yüz kaslarında kan akımının yavaşladığı tespit edilmiştir. Yüzün üst kısmında yani dudakla kulak arasının yukarısından geçen kan beyni etkiler. Yüz kasları kasılınca kan dolaşımı yavaşlar ve yüzün bu bölgedeki kan soğur. Soğumayla birlikte beyin sapının sıcaklığı azaldığından beyindeki serotonin maddesinin miktarı artar. Gülümsemek beyindeki kimsel, kimyasal reaksiyonların tetiklenmesini sağladığı için insanın mutlu olmasına yardım eder. Eğitim sisteminin empatiye katkısı. Empatinin gelişmesinde eğitim sisteminin büyük rolü oldu. Son yıllarda uygulanan beyin temelli eğitim modeliyle okullar öğrencilerin değil öğretmenlerin okulu olmaya başladı. Bu sisteme göre öğretmen de, aile de, öğrenci de bildiklerine yenilerini ekliyorlar. Beyin temelli eğitim gelişimi de hızla beraberine getiriyor. Aile fertlerinin hepsi çocuk eğitimi, kişilik gelişimi ve hayatla ilgili ilerlemelerden haberdar oluyor. Fakat sadece çocuklarının bilgiye ve yeniliğe muhtaç olduğunu düşünen aileler herhangi bir problem yaşadıklarında Doktor bey bu çocuk çok sorunlu lütfen tedavi edin diyerek bizim müracaat ediyorlar. Bu tür durumlarda çocuktan önce ebeveynleri tedavi ediyoruz. Oysa öğrenme odaklı aileler yaşadıkları zorluklarda kendilerini de sorgulayarak daha iyi çözümler üretebiliyorlar. Mutluluk İnsanın mutluluğu yakalamasında iki temel adım vardır. Birinci adım kişinin kendini tanıması, duygularını fark edip yönlendirmesi ve bunlar yardımıyla harekete geçmesidir. İkincisi diğer insanlarla iletişim kurması ve böylelikle karşı tarafın duygularını fark etmesidir. Mutluluğu yakalamak doğru iletişime bağlıdır. Çünkü hiç kimse tek başına mesut olamaz. İnsanlar ruh hekimlerine en çok mutsuzluk şikayetiyle başvururlar. Bu sebeple mesleğimizin amaçlarından birisi toplumun huzuruna ve mutluluğuna katkıda bulunmaktır. Mutsuzluğun en büyük sebeplerinden biri onu yanlış yerlerde aramaktır. İç huzurun yolunu bulmak için uzmana başvuran kişiye senin mutluluğun bu sahada değil, şu sahadadır yönlendirmesi yapılarak onun doğru noktalara yönelmesi sağlanmalıdır. Mesela insan penceresinin önündeki gülleri görmez de hayal ettiği bir gül bahçesine kavuşmak ister. Bu mutluluğu yanlış yerde aramak demektir. Modern çağda mutluluk. İnsanların mutluluğa duyduğu ihtiyaç insanlığın var edildiği günden başlar. Modern çağa kadar etkisini sürdüren ahlaki öğretiler insana mutlu olmak ile ilgili formüller sunmuştu. Ancak modern dönemin öngördüğü yaşam tarzı bu konudaki çaresizliğe çözüm üretemedi. Yaşadığımız yüzyılda insanlar depresyona giriyor, sonra da tedavi oluyorlar. Ama mutlu olmak depresyondaki birinin tedavi olmasından daha farklıdır. Mesela bir istatistik çizelgesi düşünelim. Ortada sıfır vardır. Buna sıfır skoru denir. Sıfırın sağında artılar, solunda eksiler bulunur. Depresyon sıfırın altındaki ibareler gibidir. Ruhi çökkünlük yaşayan bir insanı önce eksi taraftan alır, nötr duruma getirir, oradan da artı değerlere taşırız. Mutluluk basamaklarının geçmesine, hayattan zevk almasına, Ailesinden, işinden, kısacası yaşamından memnun olmasını yardım ettiğimiz zaman depresyonun tekrar etmesine mani oluruz. Bu yöntem ahlaki öğretiler ve dinler tarafından asırlarca uygulanmıştır. Ancak bugün bilimsel düşünce insanın biyolojik çıkarına uygun davranmasının kriterlerini ortaya koymalı, bireysel mutluluk aynı zamanda toplumsal barış açısından da değerlendirilmelidir. Çünkü insanın huzur bulduğu yerde toplum da barışı yakalayacaktır. Bu da kişisel ilişkilere ve iletişim ayağının sağlamlığına bağlıdır. Mutluluğun engelleri İnsanın huzurlu yaşamasına mani olan durumların ilki yanlış alışkanlıklardır. Özellikle çocukluktan itibaren getirilen hatalı düşünce kalıpları ya da zihinsel şemalar mutluluğun önündeki en büyük engellerdendir. Bunu daha iyi anlamak için mutluluğun karşıtı olan acı çekmek kavramını inceleyebiliriz. Çünkü insanın yaşamından memnun olmasında acı çekmeye karşı sergilediği tutum önemlidir. Bu noktada insanın mutlu olması için ıstırap çekmesi şart mıdır? İnsan olarak acıya karşı nasıl bir tavrımız olmalı gibi sorular sorabiliriz. Bunların doğurduğu düşünceler mutluluğa kattığımız anlamı kavramak bakımından önemlidir. İnsanın huzurlu yaşamasına mani olan durumların ilki yanlış alışkanlıklardır. Özellikle çocukluktan itibaren getirilen hatalı düşünce kalıpları ya da zihinsel şemalar mutluluğun önündeki en büyük engellerdir. 12. bölümün sonu.